Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Saray Bastı tatlısı videosu hazırladım. Umarım izlerken büyük keyif alırsınız. Tatlımıza öncelikle şerbetimizi yaparak başlıyoruz. Bunun için 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyu ocağın üzerine alıyoruz ve yüksek ateşte 3 dakika kaynatıyoruz. İnmesine yakında çelik limon damlatıp daha sonradan da soğuması için bir kenara alıyoruz. Başka bir tenceremizde de kremamızı hazırlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı irmiği ocağa alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı şekeri ekliyoruz ve karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz. Evet, koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. İçerisine 25 gram tereyağı, 1 paket de vanilya ekleyip tereyağı yedirene kadar karıştırıyoruz ve soğuması için kenara alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kremamız da hazır. Tatlımızın hamurunu hazırlamak için 125 gram tereyağı yoğurma kabını alıyoruz. İçerisine 1 tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı irmiği. Evet, bu şekilde alıyoruz yoğurma kabımıza. Bu şekilde birazcık yoğuruyoruz. Daha sonradan da 4 çay bardağı un kullandık biz. Ama onu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyoruz. Evet. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekliyoruz ve ele yapışmayan böyle yumuşak bir hamur yapıyoruz. Dediğim gibi unu bir anda eklemiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakın azar azar ekliyoruz biz. Evet, toparlanana kadar yoğuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu bizim. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Bu şekilde bir aparat üzerinde bastırıyoruz ve ortasına soğumuş olan irmikli tatlıdan koyup evet, poğaça kapatır gibi üste bu şekilde kapatıyoruz. Açık yer kalmamasına dikkat edelim. Evet, daha sonradan da yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi alıyoruz. Evet, tatlımızı şimdi 180 dereceli fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel bir şekilde kızardı ve üzerine de soğumuş olan şerbeti gezdiriyoruz. Yalnız tatlının ilk sıcaklığının çıkmasına dikkat edelim. Evet, gördüğünüz gibi bizim tatlımız şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.